arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim gene kışa hazırlık. Tam mevsimiyken kırmızı biber turşusu yapacağız. Bu dışarıdan aldığımız marketlerden konserve halinde. Ben şimdi kırmızı biberleri fırında közleyeceğim. Toplamda 3 kilo kırmızı biber kullanacağım. Oldukça irilerini tercih etmeye bakın. Eğer ki küçük olursa sizi çok uğraştıracaktır. Markettekilerden hiçbir farkı yok. Hemen şöyle fırın tepsime diziyorum. Daha öncesinde de yapmıştım ama bir türlü tarifini vermek nasip olmadı. Ben 3 kilo ile yapıyorum ama azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Sıkıştıracağım iyice. Bu şekilde 220 derecelik fırına, yani en yüksek ayara götürüyorum. İyice böyle yumuşayıp kabukları soyulmaya başlayana kadar fırında pişireceğim. Fırını en yüksek ayara getirdim. Öncesinde de ısıttım. Atıyorum. İyice yumuşayana kadar bekleyeceğim. Ortalama bir 40 dakika, bir saati bulacaktır. Kırmızı biber de közlendi. Fırından çıkardım. Hemen sıcağını şimdi poşete geçireceğim. Kırmızı biberlerin rahatlıkla soyulması için şöyle bir poşetin içine alıp atıyorum. Hemen hemen bir 40 dakikada közlendi. Sizler de şöyle kıvamına bakarsınız. Aynen böyle yumuşacık olunca alabilirsiniz. Ördüğünüzü tuttuğum yerden gidiyor. Poşetin içerisinde bir 20 dakika kadar bekleteceğim. İyice böyle yumuşayacak, hafif buharlaşacak ki kabukları çok rahat soyulacak. Oldukça sıcak, bayağı zorlandım. Bu şekilde kapatıp bir 20 dakika, yarım saat bekletiyorum. Kırmızı biberler yeterince bekledi. Bayağı sulandı. Tek tek çıkartıyorum. Ben o arada maydanozları ve sarımsakları doğradım. Beklerken. Yarım saattir bekliyor ama hala o kadar sıcak ki. Bunu şöylece kaldırayım. Çok sulandı. Uç kısımda kabuklarını soyuyorum. Çok rahatlıkla soyuluyor. Hiç uğraştırmıyor. Gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tuttum mu geliyor hemen. Şöyle. İçini tamamen çöplerini alıyorum. İçinin çiğitlerini tamamen temizliyorum. Ve kenara alıyorum. Uç kısımdan değil de bu dipten soymaya çalışın. Daha iyi soyuluyor. Kabuğunu soyduktan sonra içini açıyorum. Tamamen çiğitten arındırıyorum ve kenara alıyorum. Kabuklarını soyduğum kırmızı biberleri şimdi doğruyorum. Öyle çok ufak ufak değil. Şu şekilde doğramanız yeterli. Yeterince piştiği için çok dağılıyor. Çok küçültmeyin. Bu şekilde gayet ideal.
ocağa şöyle uygun bir tencereyi alıyorum. Altını yakıyorum. Bir su bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı da sirke. Kaynamaya başlayınca içerisine ilave ediyorum. Dikkat edin, böyle yağla sirke bir araya geldiğinde birazcık sıçramalar oluyor. Bir demet maydanoz ve 20 tane kadar büyüklerinden sarımsağı. Küçük küçük doğradım. Öyle çok da değil. Biraz içinde taneli belli olsun. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Bir 5-10 dakika kaynatıp hemen ocaktan alacağız. Kavanozları koyacağımız için şöyle biraz kaynaması gerekiyor. Tuzunu da ilave edeyim. Bir yemek kaşığı, çok doldurmadan şöyle tuz ilave ediyorum. Şimdi bir 10 dakika süre tutun. 10 dakika kaynadıktan sonra kısık ateşte hemen kavanozlara dolduracağım. Dakikadır kaynıyordu. Tamamdır artık. Hemen kapatıp doldurmaya başlıyorum. Hızlı hızlı dolduracağım. Soğumadan. 250 gramlık kavanoza koyuyorum. Artık ne kadar alırsa, ben video amaçlı böyle azıcık yaptım. Sizlere fikir olması için. Çok fazlasıyla da yapamayacağım. Kapatmıyorum. Önce doldurayım. Dibinde kalan suyu da üzerlerine boşaltıyorum. Kapakları sıkıca kapatıyorum. Önce bir şöyle koyayım, sıkacağım. Sıkı sıkı kapatın, hava almasın. Görüntüsü gerçekten çok iştah açıcı. Ters çeviriyorum. Kırmızı biberlerim hazır. Şimdi 24 saat boyunca bu şekilde çevirip ondan sonra normal kapaklarını normale çevirip güneş almayan serin bir yerden muhafaza edeceğim. Arzu ederseniz dolapta da saklayabilirsiniz. Kapaklarını açtıktan sonra 3-4 gün içerisinde tüketebilirsiniz. 24 saat boyunca dinlendirdim. Gördüğünüz gibi kapağı kesinlikle açamıyorum. Bu gayet güzel tuttuğunu gösterir ve şurasında şişlik olursa şu kısımlarda bilin ki kavanozlarınız tutmamıştır. 24 saat dinlendirdikten sonra ona bakın. Eğer burada şişlik varsa artık onu hemen tüketmeye bakın. Şimdi ben de bir bıçak yardımıyla açacağım. Hafif şöyle bıçakla havasını alıp bir tıs sesi duyuyorsunuz. Bu şekilde rahatlıkla açabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olmuş. Muhakkak denemelisiniz. Görüntüsü, rengi harika bir biber turşusu oldu. Buna turşu ya da konserve de diyebiliriz. Artık ne derseniz. Şöyle ekmek bile banıp yiyebilirsiniz. Burada göz hakkınızı helal edin. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.